Kardiyak debiyi etkileyen faktörler. Kardiyak debiyi etkileyen faktörlerden önce kardiyak debinin ne olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Kardiyak debi, kalbin bir seferdeki atım hacmi ve dakikadaki kalp hızının çarpımı ile ortaya çıkan bir durum. Bir değer daha doğrusu. Kardiyak output, kalp hızı ve stroke volümünden oluşuyor. Yani atım hacminden oluşuyor. Atım hacmini etkileyen 3 tane faktör var. Bunlardan bir tanesi preload, ön yük, afterload, art yük ve kontraktilite, yani kalp kasının kasılma gücüdür. Atım hacmini etkileyen şeylere tekrar bakalım. Preload, ön yük, kontraktilite ve afterload, yani art yük olarak sıralanabilir. Preload kabaca doluş, afterload ise boşalmadır. Doluş, kalbin kanla dolması ve buna bağlı olarak yeteri kadar atım hacmi oluşturması ile ilgili olan bir hadisedir. Afterload, art yük ise bu resimden de anlaşılacağı üzere kalbin önündeki engeli oluşturmaktadır. Bu engel nedir? Eğer sol ventrikülden aortaya atılan kanın önündeki en büyük direnç nedir? Bu en büyük direnç, bu arteriyel sistemde kapiller sisteme kadar giden bir rezistans, bir dirençtir. Buna da total periferik rezistans adını vermekteyiz. Daha sonra afterload konusunda buna tekrar değineceğiz. Sol ventrikülde sistol öncesinde, yani kontraksiyon öncesinde tamamen dolu olan sol ventrikülündeki kan miktarına, yani end diastolik volüme, end diastolik volüm adı veriyoruz. EDV. Preload direkt olarak end diastolik volüm ile orantılıdır. Eğer end diastolik volümü artarsa veya düşerse end diastolik basınç da bundan etkilenir. Dolayısıyla end diastolik volümü artarsa end diastolik basınç da artmaktadır. End diastolik volüm, end diastolik basınç sol atriumda ilişkide midir? İlişkilidir. İlişkili olmasının en büyük sebebi aradaki mitral kapakla sol ventrikülde meydana gelen bu volüm ve basınç değişiklikleri sol atriumu da etkileyecektir. Dolayısıyla end diastolik volüm ve end diastolik basınçta bir değişiklik olursa, örneğin artarsa, sol atrium basıncı da artacaktır. Preload demek ki birincil olarak end diastolik volüm, ikincil olarak end diastolik basınç ve üçüncü olarak sol atrium basıncına bağlı olarak etkilenmektedir. Peki sol atriumdaki bu basınç artışı sol atriuma kan getiren pulmoner benlere de yansır mı? Tabii ki yansır. Yansırsa da ne olur? Sonuçta end diastolik volüm ve basınçta meydana gelen değişiklik örneğin artarsa sol atrium basıncı da artar, pulmoner venöz basınç da artar. Demek ki preload'un önünde 4 tane belirteç var. Bunlardan bir tanesi end diastolik volüm ve onunla bağlantılı olarak end diastolik basınç ve sol atrium basıncı ve pulmoner venöz basınç yer almaktadır. Jeremy Swan ve William Ganz bu doluş basınçları ölçebilmek için bir Swan-Ganz kateteri icat etmişlerdir. Bu Swan-Ganz kateteri uzun bir kateterdir ve bu kateterin ucunda bir balon vardır ve balonun ucunda da bir basınç sensörü yer almaktadır. Periferden veya santral venözden, yani periferden olursa inferior vena cava'dan, eğer santral venözden olursa superior vena cava'dan sağ atriuma gelen bu kateter normal kan akımı ile beraber triküspit kapaktan geçerek sağ ventrikle, sağ ventrikülden de pulmoner kapaktan geçerek pulmoner artere yerleştirilebilmektedir. Buradaki bu yerleştirme işlemindeki en büyük yardımcımız da bu kateterin ucuna bağlı olan sensörden elde ettiğimiz basınçlar olacaktır. Bu basınçlara göre de nerede olduğumuza karar verebileceğiz. Hedef ise doluş basıncını ölçmek. Bakın burada gördüğünüz gibi basınç transdüsörüne bağlı olan monitörden elde edilen görüntüler yer almakta. Bu görüntüler basıncı göstermekte. Bakın sağ atrium basıncı nasıl düşük bir basınç, sağ ventrikül basıncı ne kadar yüksek, pulmoner arter basıncı hemen hemen ona yakın ama konfigürasyonu farklı ve balon şişirildiği zaman, yani wedge işlemi yapıldığı zaman pulmoner arter tamamıyla kapatılıp pulmoner arterin ucundaki, daha doğrusu kateterin ucundaki basınç sensöründen basınç elde edildiği zaman pulmoner kapiller wedge basınç ölçülür. Bakın pulmoner kapiller wedge basınçta ne kadar düşük bir basınç pulmoner artere, sağ ventrikle göre bunu görebiliyoruz. Peki bu Swan-Ganz kateterinde bu ölçtüğümüz basıncın bize ne anlamı var? Gördüğünüz gibi sağ atrium, triküspit kapak, sağ ventrikül, pulmoner kapak ve pulmoner arter ve pulmoner arterin ucundaki balon şişiriliyor ve bu balonun hemen yanı başında bulunan en uçta yer alan metalik yapının içerisinde bulunan basınç sensörü de bu şişirdiği zaman elde edilen basınçla pulmoner kapiller wedge basıncı ölçüyor. Neden? Çünkü bunun ilerisinde artık sadece akciğer var. Sadece akciğer olduğu için burada sıkı yapı kapiller sistemdeki basıncı ölçüyoruz. Bu pulmoner kapiller wedge pressure aslında bize indirekt olarak diğer taraftaki sol atrium basıncını hakkında bilgi vermektedir. Tabii sol atrium basıncı da indirekt olarak bize neyi yansıtmaktadır?
sol pulmoner venöz basıncı, sol atrium basıncı ve arkasından da sol ventriküldeki endiastolik volüm ve endiastolik basınç hakkında bilgi vermektedir. Peki bu bize neyi göstermektedir? Doluş basıncını, yani preload'u göstermektedir. Dolayısıyla bizim Swan Ganz kateterle ölçtüğümüz pulmoner venöz basınç aslında pulmoner kapiller veç basıncı aracılığıyla ölçülüyor ve dolayısıyla biz de sol atrium basıncını, sol ventriküldeki endiastolik volüm ve endiastolik basıncı ölçümlerini yapmaktayız ve bu da bize preload ile ilgili bilgi vermektedir. Ölçülen pulmoner kapiller wedge pressure dediğim gibi bize öncelikle sol atrium basıncı ve sol ventriküldeki endiastolik volüm ve endiastolik basınç değerleri hakkında bilgi vermektedir. Dolayısıyla bu bizim Swan Ganz kateteriyle ölçtüğümüz pulmoner wedge basınç aslında bize indirekt olarak preload ile ilgili doluş basınçları hakkında fikir vermektedir. Normal basınç değerlerimize baktığımız zaman sağ atrium basıncının yani santral veniz basıncının 5-10 mm civarında olduğunu görüyoruz. Buna karşın 15 mm civarı kadar yükseltilebilmektedir. Sağ ventrikül basıncı ise sistolik 15-30, diastolik 3-8 ve pulmoner arter basıncı da aynen ona benzer 15-30 ama hatırlarsanız görüntüyü, o görüntüde konfigürasyonu farklıydı. Diastolik basınç ise 4-12 arasında yer almaktadır. Pulmoner kapiller ve iç basınç ise 2 ile 15 mm civarında bir değere sahiptir. Bakın sol atrium basıncı da 4 ile 12 mm civarında görülüyor. Yani pulmoner kapiller ve wedge basınç bize sol atrium basınçla ilgili bilgi verebiliyor. Hemen hemen birbirine yakınlar. Dolayısıyla bu sol atriumdaki basınç da bize sol ventriküldeki endiastolik basınç ve endiastolik volüm hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgi de bize preload'la ilgili bir değer biçmektedir. Tekrar hatırlatmak gerekirse preload ön yük, doluşla ilgili, ventriküllerin doluşuyla ilgili bize bilgi vermekte. Afterload ise art yük ise arteriyel sistemdeki resistans yani total periferik resistans hakkında bilgi vermektedir. Stroke volümü etkileyen diğer bir faktör olan kontraktilite de sol ventrikülün kas olarak kasılma gücünün ne olduğu konusunda bize bilgi vermektedir. Bu üçü de beraber stroke volümü, stroke volümü de dolayısıyla kalp hızıyla çarpıldığı için kardiyak debi hakkında bize bir fikir vermektedir.